Amerika'da yaşamını sürdüren Reza Zarrab'ın sözü ve müziği kendisine ait olan şarkılarını eski eşi ve şarkıcı Ebru Gündeş'in söylememesi için harekete geçtiği öne sürüldü. Zarrab'ın avukatlarına talimat verdiği ve özellikle hit olan iki şarkının artık Gündeş tarafından sahnede ve televizyonlarda söylenmemesi için girişimlerde bulunduğu söylendi. Zarrab'ın bu kararı almasındaki sebeplerden birinin Gündeş'te Kızları Alara için velayet davası olduğu belirtildi. Söz yazarı olarak Türkiye'ye yerleşen İran asıllı Reza Zarrab ismini Rıza Sarraf olarak değiştirdikten sonra Ebru Gündeş, İbrahim Tatlıses, Sibel Can için arabesk şarkı sözleri yazmıştı. Şarkılarda besteci olarak da imzası bulunan Zarrab'ın yaptığı şarkılar arasında Sibel Can'ın okuduğu Eski Toprak ve İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği Neden şarkısı yer alıyor. Reza Zarrab'ın Ebru Gündeş'te evliyken Hadise ile birlikte olduğu, ikilinin Amerika'da tatil yaptıkları iddia edilmişti. Hatta Hadise'nin Reza Zarrab ile WhatsApp konuşmaları ortalığa çıkmıştı. Bu süreçte eşinden boşanan Ebru Gündeş kızı Alara'nın velayetini de almıştı. Reza Zarrab ise geçen yıl 11 yaşındaki kızları Alara'nın velayetinin annesinden alınıp kendisine verilmesi için dava açmıştı. Ebru Gündeş ile eski eşi Reza Zarrab arasında ipler yeniden gerildi. Kızı Alara için karşı atağa geçen Ebru Gündeş mahkemenin yolunu tuttu. Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş de eski eşine karşı dava açtı ve çocuğuyla kişisel ilişkisinin kaldırılması için mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı. Velayetin değiştirilmesi davasının yeni duruşması Beykoz Adliyesi 2. Mahkemesi'nde önceki gün görüldü. Gizlilik kararı olan dava Mayıs ayına ertelendi. Hadisenin Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşkına dair ortaya çıkanlar ortalığı karıştırdı. Sosyal medya hesabından, bir grup tarafından taciz ve tehdit ediliyorum ben bir kadınım, diyerek upuzun bir paylaşımda bulunan Hadise Seren Serengil'i atağa geçirdi. Serengil, Gündeş'in Zarrab'a açtığı dava dilekçesinin bir kısmını okudu. Serengil'in okuduğu dilekçenin bir kısmı şöyle, davalı, taraf bakıcıya müvekkilimin de tanıdığı bir kadınla gönül ilişkisi yaşadığını itiraf etmiş. Bakıcı da bu durumu müvekkile iletmiştir. Müvekkil önceleri bu söylemlere itibar etmemiş ancak 2021 yılı Şubat ayında Amerika'dan Türkiye'ye döndükten sonra birçok kişi tarafından aynı söylemler tekrarlanmış. Hatta bu kadının davalı tarafın yanında uzun süreli kaldığı da söylenmiştir. Mayıs 2021'de resmen boşanan Gündeş, davadan günler önce kızını da alıp Zarrab'ın yanına gitmişti. Gündeş'in bu olayı bilerek kızı için gittiği ihanetten emin olduğu ve döner dönmez de boşandığı öğrenildi. Hadisenin aşk haberinin çıkmasının ardından Amerika'da olan Zarrab'la WhatsApp'tan yaptığı konuşma ifşa oldu. Zarrab, beni de bitirdin kendini de diye sitem ederken Hadise ise, seninle yaşadıklarımdan asla pişman değilim. Kaan'ı rahatlatmak için yaptım. Zan altında kaldım, mecburdum. Bana lütfen saldırma. Ayrıca resim de varmış diyerek Reza Zarrab'ı uyarıyor. Konuşmalarda Zarrab'ın, Hadise'ye bıldırcın, Gündeş'e baykuş, Kaan Yıldırım'a da ayı diye hitap ettiği görülüyor. Hatta iddiaya göre ikilinin Amerika'da el ele yürürken çekilen fotoğraf karesi de dava dosyasında yer alıyor. İddiaların ayyuka çıktığı dönemde Hadise'yi O Ses Türkiye'den gönderen Acun Ilıcalı da o mesajlardan nasibini aldı. Ebru Gündeş'in dava açarak boşanmaya çalıştığı dönemde haberler hakkında yayın yasağı getirtmeye çalışan ikilinin mesajlarında Ilıcalı hakkında da sözler var. Reza Zarrab mesajlarda Acun'un kalıbına tüküreyim deyince Hadise de eski dostunu savunmak yerine sorma diyerek yanıt veriyor. Seren Serengil bu konuda ise Acun gönderdi ya. O yüzden sallıyorlar dedi. Konuyla ilgili Reza Zarrab'a ait olduğu iddia edilen bir Instagram hesabından gelen açıklamalar dikkat çekti. Zarrab, Hadise ile aşk yaşadığı iddialarını ve yazışmaları yalanlarken Petek Dimçöz konusuna da değinmeyi unutmadı.